Olay TV'den hepinize merhaba. Vergili Hayat programında sizlerle beraberiz. Yaklaşık 45 dakika sizlerle beraber Vergili Hayat programında çok güzel konulara değineceğiz konuklarımızla beraber. İki tane konuğumuz var. Kasım Çapraz ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Servet Kuru bizlerle beraber olacak. Aynı zamanda Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Meclis Başkanı Servet Kuru. Hoş geldiniz. Kasım Çapraz, Ticaret Mevzuatı Komisyonu Başkanı. Şimdi bu programımızda vergi konularını ele alıyoruz. Aynı zamanda işletmelerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetim aşamalarında, iş yaşamında daha iyi ekonomik olarak nasıl bir yerlere gelebilir ya da iyi durumda olan, babadan dededen kalan bir firmanın daha sonra nasıl kötü duruma düştüğünü ya da düşmemesi için neler yapması gerektiğini ele alacağız. KOBİ'lerde ve aile şirketlerinde şirket anayasasını konuşacağız. Çok önemli değişiklikler de oluyor aslında son dönemlerde. Yapılandırma yapılmıştı biliyorsunuz ülkemizde. 11. ayın sonuna kadar yapılandırmanın taksitinin ödenmesi gerekiyordu. Ödemeyenler, ilk taksitini ödemeyenler için yapılandırmalar bozulmuştu. Çünkü birinci ve ikinci taksitini ödemeyenler için yapılandırma bozuluyordu. Daha sonra bu paralarını ödeme şansları olmuyordu. Geçen programımızda ve ondan önceki programda biz bu konuyu da ele aldık. Ve muhakkak yapılandırma yapmış, kendi istek ve arzusu dışında işte sistemlerden kaynaklanan sorun nedeniyle yapılandırmalarını ödeyemeyen kişiler için muhakkak işte en azından bu ay ödenecek taksitle beraber iki taksitini birlikte ödeme imkanları en kötü ihtimalle getirilsin dedik. Ama Maliye Bakanlığı bu konuda daha da iyi bir açıklama yaptı. Yapılandırmalarla ilgili birinci taksit, ikinci taksit, üçüncü taksitlerin hepsi Mayıs ayına ertelenmiş oldu. Bununla ilgili gayet iyi bir gelişme. SGK primleriyle ilgili Aralık ayında Ocak, Aralık ayı, 2016 Aralık ayı primi Ocak'ta ödeniyordu. Şimdi Ekim'de ödenecek. Şubat'ta ödenecek primler Kasım 2017 yılında ve Mart'ta ödenecekler Aralık 2017 yılında ödenecek. Mali açıdan küçük ve orta ölçekli işletmelerin dediğimiz gibi ekonomik yapılarını bugün programımızda ele alacağız. Sizlere küçük bilgiler de aktarmaya çalışacağız. Servet Bey sizinle başlayalım. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız. Sevgili meslektaşım. Aile şirketlerini ve KOBİ'leri ele aldığımızda ülkemizde siz mali müşavir olarak yapmış olduğunuz gözlemlerle kişisel düşünceniz şu anki 2017 yılı ekonomisine girdiğimizde dövizdeki artış, altındaki artış, şu anda buna bağlı olarak bu işletmelerin yaşayabileceği, öngördüğünüz, sizin öngördüğünüz riskler nelerdir? Onlarla ilgili şöyle bir başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim Özgür Bey bizleri konuk ettiğiniz için. Öncelikle ben de Olay TV izleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten ülkemizde dövize bağlı hareketler birçok işletmenin bütçesini oldukça değişiklik ve reform yapmasına sebep olacak. Döviz hareketleri, planlanan bütçeleri oldukça aştı. Şimdi tabii bu hareketler sadece bütçe tadilatlarıyla giderilebilecek hareketler değil. Öncelikle bizim şirketlerimizin sadece savaş, ekonomik kriz gibi sebeplerle zora düşmezler. Başka sebeplerle de zora düşüyorlar. Bugün de bu konuyu konuşacağız. Hem şirketlerimizde kurumsallaşma hem de aile şirketleri ve KOBİ anayasalarıyla ilgili konuşacağız. Bizim son dönemde siparişle ilgili, satışla ilgili, üretimle ilgili, istihdamla ilgili ülkemizde iyi işaretler gelmiyor maalesef. Ama bunlara önlem de almak gerekir. Çünkü bu işletmeler kolay kurulmadı. Bu işletmeler bu noktaya kolay gelmediler. Bu sebeple de işletmelerin şu aşamada profesyonelce destek almaları çok önemli. Yapmış olduğu çalışmalarda bu kış ayları Türkiye için zor aylardır. Kış aylarında bu ülke dövizle ilgili sıkıntısını, üretimle ilgili sıkıntısını, istihdamla ilgili sıkıntılarını atlatmanın yollarını arıyor. Şimdi biz şirketlerde az önce bahsetmiş olduğum gibi savaş, ekonomik kriz gibi sebeplerle şirketler sıkıntıya girmiyor.
sadece. Elbette şirketlerin ortakları var, şirketlerin kurucuları var, şirketlerin sahipleri var. Bu sahipler aile içi sorunlar var, şirket içi sorunlar var. Bu sorunlar şirketlerin geleceğini etkilemektedir. Ne dedik? Az önce savaş gibi, ekonomik kriz gibi sebeplerle birlikte şirket içi faaliyetler de, şirketin ortaklarının davranış biçimleri de şirketlerin faaliyetlerini gerçekten etkiliyor. Kriz ortamında şirket yönetimini nasıl yaparız? Kriz yönetimi sadece küçülmek midir? İşçi çıkarmak mıdır? Masrafları kısmak mıdır? Bin bir güçlükle oluşturulan sermaye ile bir araya getirilen yapıların bir anda yok olmaması için gerçekten bazı senaryoların önceden yazılması gerekiyor. İşte ne diyoruz bu senaryolarla ilgili? Kurumsallaşma diyoruz. Şirketlerin anayasasının yazılması diyoruz. Çünkü bu şirketlerin davranış biçimlerini bu tür olaylarda, kriz ortamında ya da aile içi ya da ortaklar içi sorunlarda bu şirketlerin nasıl davranacağını senaryoların önceden yazılması bu şirketlerin bu sıkıntıları çok kolay atlatmasına fayda sağlamaktadır, yarar getirmektedir. Şey, bir virgül koyalım. Bu çok önemli. Bu konuda devam edeceğiz. Evet. Kalsın böyle de şu küçük bir başlangıç yapalım. Serhat Bey çok önemli bir şey söyledi aslında. Firmalar ekonomik olarak biraz böyle darboğaza girdiklerinde ya da ülke ekonomisi küçük de olsa bir sıkıntı yaşamaya başladığı zaman firmalar önlem olarak hemen işçi çıkartalım, biraz küçülmeye gidelim gibi önlemler almaya başlıyor. En kolay yolu da o. Ama doğru bir yöntem midir? Önceden bir kriz olacağı ile ilgili plan yapılması gerekir mi? İşte firmalar Türkiye'deki kurumsal dediğimiz firmalar dahi ne kadar kurumsal? Aile şirketlerindeki kurumsallaşma ekonomik krizlere ya da kendi içindeki krizlere, aile içinde de birçok kriz oluyor. Bunlara hazır mı sizce? Hem de bunlar sadece kanun metinlerinde tabii bunlar yazılmaz. Fakat bunlar tecrübe edinir. Sizin de bu konuda tecrübeleriniz çok fazla. Zaten firmalara bu konularda danışmanlıklar da yaptığınızı bildiğim için özellikle sizden bu konularda bilgi almak birçok kişi için yararlı olacaktır. Teşekkür ederim. Güzel bir konu başlığı. Şöyle isterseniz başlayalım. Bizim ülkemizde Temmuz 2012 yılından itibaren yeni Türk Ticaret Yasası yürürlüğe girdi. Ticaret Yasası biliyorsunuz ticari hayatın anayasasıdır. Önceki yasa 55 yıl yürürlükte kalmıştı. Yeni yasa tabii bu kapsamda yepyeni anlayışlar, yepyeni kurallar getirdi. Ve insanların adeta paradigmalarını değiştirmeye zorladı. Bunun içinde en önemlisi kurumsallaşmayı veya kurumsal yönetimi teşvik edici yöntemler. Az evvel bahsetmiş olduğunuz krizler esnasında veya herhangi en ufak bir ekonomik sarsıntı esnasında işletmelerin kendi aralarında çalışanları, sahipleri veya ilişkide bulunmuş olduğu kişilerle aralarının bozulması, mutlaka daha önceden belirlenmemiş bir ilişkiler içerisinde olduğu için daha fazla halet dönüşüyor. Örneğin kurumsallaşma dediğimiz zaman, kurumsallaşma daha önceden belirlenmiş, kuralları belirlenmiş, süreçlere göre belli uygulamaların yapılıp yapılmadığını hazırlanmasıdır. Bir sistemi çalışmasıdır, kişilere bağlı değildir. Dolayısıyla kişilerin bir sıkıntı, bir stres esnasındaki davranışından çok bir sistemin davranışı söz konusudur. Bu nedenle de böyle bir sıkıntı kurumsal şirketlerde daha hafif bir şekilde hissedilir. Bir de kurumsal yönetim dediğimiz ki bu kurumsallaşmanın üst yapısı konumundadır adeta. Kurumsal yönetim özellikle bu yeni ticaret yasasının getirmiş olduğu bir bakış açısıdır. Aslında dünyada kurumsal yönetim 1999 yılında OECD Bakanlar Konseyi'nin açıklamalarıyla dört temel esası oturtulmuştur. Bunların bir tanesi adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluktur. Burada da kurumsal yönetim yeni ticaret yasasıyla böyle bir gerekler getirmiştir. Özellikle yönetim kurulunun üyelerinin devredemeyecekleri görev sorumlulukları, yetkileri belirlenmiştir. Ve iç kontrol yönetim sistemleri kurulması gerekmiştir. Muhasebe sistemlerine önceden sadece vergisel amaçlı bir muhasebe yapılabiliyor iken, şimdi artık muhasebe bilgi sistemlerine ihtiyacı vardır şirketlerin. Hatta bazı şirketlerin büyüdükçe
yönetim bilgi sistemlerine ihtiyacı olmaktadır. Bu ERP dediğimiz sistemlerden bahsediyorum. Bu sistemlerin kurulmuş olduğu şirketlerde daha düzenli bir kurumsallaşma vardır, daha düzenli bir yönetim biçim vardır. Meydana gelecek ekonomik sarsıntılarda, krizlerde bunların hissetmesi çok daha az olacaktır. Daha önceden planlanmış olacaktır. Peki şöyle sorarsak ya da şöyle söylemek gerekirse. Şimdi yanında 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi çalıştıran bir işveren. Diyor ki ben bu malı alıyorum, bu malı satıyorum. Benim personelim benim kadar becerikli de değil. Burada her şeyi ben yapıyorum diyor. Ben olmazsam hiçbir şey olmaz. Ya da 30-40-50'ye kadar da işçisi var. Ben olmazsam hiçbir şey olmaz diyor. Kimseye de güvenmiyor. Her şey benim diyor. Peki bu kişi hadi ben kurumsallaşayım derse nereden başlayacak? Yani bu şirketlerin kurumsallaşmasına nereden başlamak gerekiyor? Nasıl giriş yapacak? Tabii bu bir bakış açısı. Şimdi kişi üstadın söylediği gibi kuralları baştan koyarsa... Tamam ben kuralları koymak istiyorum diyor. Mesela nasıl bir yolda izlemesi gerekiyor? Bizi izleyen kişiler var şu anda. Ya doğru söylüyorlar. Kurumsallaşmakta da fayda var. Biz de beceremedik bu işi bir türlü. Şöyle bir ucundan bir başlayalım. Küçük küçük şöyle bir kurumsallaşalım derse nasıl başlaması gerekir sizce? Şöyle ben sevgili Özgür başlamak istiyorum. Kurumsallaşma aslında... Az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi bir sistemin olması, insanlara bağlı olmayan bir sistemin çalışmasını sağlamak. Ama kurumsal yönetimde bundan yararlanır. Yani kurumsallaşma kurumsal yönetimin içinde iç kontrol sistemine bağlı bir bölümdür. Ama aslında kurumsal yönetim bir başkası için yapılan görevler zinciri hiç değildir. Bizim ülkemizde bu gibi kurumsallaşma olsun, bu gibi çalışmalar olsun, kurumsal yönetim çalışmaları olsun, sanki başkaları için yapılan görevler zinciri gibi algılanmakta ve birilerine havale edilmekte. Son derece yanlış. Aslında kurumsallaşma ve kurumsal yönetim bir yönetim felsefesidir. Yani bir yönetim anlayışının değişmesidir. Yönetim anlayışında her ne kadar yönetim anlayışı değişmedikçe siz istediğiniz kadar yazın, çizin, kuralları belirli hale getirin ama anlayışınız değişmemişse aynı sistem yine devam eder. Ya şu anda Türkiye'de ben şunu çok sık görüyorum. Bilmiyorum sizlerde yaşıyor musunuz? İşte firmada dededen kalma baba az çok işi öğrenmiş. Çocuklarına aman oğlum evladım sakın sen bu işlere girme. Bak beceremezsin. Firmayı batırırsın. Sana bir hep böyle para verip işte en güzel arabasını alıyor. En güzel arabaya biniyor evladı, çocuğu. En lüks yerlerde yemek yiyor, yiyor. İşte bak yediğin önünde yemediğinde arkanda. Daha ne istiyorsun? Uzak dur yeter ki şirketten diyor. Ama o kişi... Bir anda bir kalp krizi geçiriyor. Beklenmedik hastalık falan olmadığında bir ölüm gerçekleşiyor. Bu sefer de çocukları şimdi biz ne yapacağız diyor. Şimdi büyük de firma. Evet. Milyonluk şirketler. Evet. Bununla ilgili kurallar, kaideler hiçbir şey de belli değil. Çocuk da hiçbir şey bilmiyor. Sonra işin başına geçiyor. Şimdi bence en başından başlamak gerekiyor. Evet. Eğer sistemi ve düzeni, kuralları önceden belirlerseniz hiçbir sorun yok. Çünkü sistem çalışacak. Üstad söyledi, kişilerle işimiz yok. Bizim işimiz sistemle. Şimdi bir daha işe başlarken bu sistemin ortaya konması gerekiyor. Ne iş yapacaksınız? Bu işin özellikleri nelerdir? Ne kadarlık bir sermaye yapısına ihtiyaç vardır? Nasıl bir bütçe gerekiyor? Ve hem gelir bütçesini hem gider bütçesini en başından firmalar yapmak zorundadır. Ve bu bütçe disiplinini takip etmesi gerekir. Şimdi siz satacağınız mal belli, satış koşulları belli, tahsilat koşulları belli. Bu çerçevede bir iş yapıyoruz. Elbette piyasa koşulları gereği istemeler vardır, opsiyonlar vardır. Ama siz bu koşullarda kendi yönergenizi, kendi sisteminizi kurduğunuz zaman siz olmasanız da az önce bahsettiğiniz gibi kişi aniden vefat ediyor. Ne olacak işletme? Ertesi sabah açılmayacak mı? Tekrar açılacak. Ama o kurallar devam ettiği sürece o işletme 2 kuşak, 3 kuşak, 4 kuşak yaşayabilir. Yani bununla ilgili mi aile anayasasını sürekli savunuyorsunuz? Tabii. Biz malum şeyler hepimiz tabii, savunuyoruz tabii, zaten. Kurallarımız olacak diyoruz. En başında bir bütçe. Peki ne işe yarar? Şimdi biz bu konuda... Yeni bir şey icat etmedik aslında. Bu konuda yıllardan beri araştırmalar var. Ben de İstanbul Ticaret Odası'nda Sayın Selim Zaim hocamızın bir araştırması üzerinde çok duruyorum. Onun çalışmalarına baktım. Üstad Bursa'da bu uygulamaları yapıyor. Ne işe yarar?
Bir kere firmanızın kuşaktan kuşağa aktarılmasına, firmanızın güçlenmesine, firmanızın büyümesine, firmanızın söz sahibi olmasına yarar. Krizlerden etkilenmezsiniz. Ortak ayrılır, personel ayrılır, sistem bozulmaz, sistem çalışır. Çünkü sistem üzerine kurulu bir düzen var. Siz ona, o disipline uyduğunuz sürece, bütçelerinizi takip ettiğiniz sürece, satış bütçelerinizi, gider bütçelerinizi takip ettiğiniz sürece, bütçe disiplinini koruyabildiğiniz sürece hiçbir endişeniz olmasına gerek yok. Burada en önemli konu bunun en başından anayasasının yazılması, kuralların oluşturulması ve firmalara bu çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Çünkü baba firmayı kuruyor, geliştiriyor, 20 sene geçmiş, 25 sene geçmiş, çocuklar bir okuldan mezun olmuş, gelmiş, işin başına oturmak istiyor ama çocuk bir limon dahi satmamış. Evet. Nasıl tahsilat yapacağını bilmiyor. Banka hangi faizlerle geliyor, satış karları nedir? Bunların hiçbirisini değerlendirmeden işe girdiğiniz anda sonrasının ne olacağı meçhul. Gerçekten bilerek, planlı bir şekilde bir bütçe disiplini dahilinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Peki firmalar bu işe nasıl bakıyorlar? Yani kurumsallaşma niyetine giren bir firma bu konularda bilgi alıp eğitimler vermeyi dahi ekstra bir maliyet olarak mı görüyor? Yoksa bu gerçekten bizim, önemli olan tabii firma sahiplerine ne düşündüğü, yoksa bizim yararımıza bir durumdur deyip artık yavaş yavaş bu ve buna benzer konularda profesyonel destekler almaya başladılar mı? Efendim şimdi şöyle söylemek gerekirse Mevlana'nın ünlü bir sözü var. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın, karşınızdaki sizi kendi bildiği kadar anlar der. Bu nedenle de bilmediği konularda insanlar, Türkiye'de maalesef bu böyle kötü bir huyumuz var. Çoğumuz bilgi sahibi olmadan fikir yürütmeye kalkıyoruz. İşte bu çok büyük yanlışlık. Ve o insanlar birazcık bilgilendirerekten bu konu nedir, ne değildir, ne faydası var, nasıl olması gerekir diye bilgilendirdikten sonra elbette bu insanlar bizden yararlanmak istiyorlar. Şöyle örnekleyeyim. Az evvel sizin Servet Bey'e sorduğunuz konudan hareketle gelmek istiyorum. Annenin babanın çocuk büyürken çok el üstünde büyütmesi sonucunda ne sonuç olabileceğini ilişkin bizim meşhur bir atasözümüz vardır. Annenin babanın bambalı sonunda hammal olur derler. O çok önemli bir olay. O çocuklara daha küçüklüğünden limon satmasını en azından öğretmek gerekir. Nitekim geçen bir söyleşimizde sizinle de konuştuk. İsrailliler çocuklarını 3-5 sene mutlaka başka bir yerde çalıştırtıp daha sonra kendi şirketlerini alıyorlar. Bu onların belki de önemli bir tecrübelerinden kaynaklanan bir hadise. Şimdi kurumsallaşma dediğimizde aslında kurumsallaşma ve kurumsal yönetim şirketlerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Bir nesilden diğer nesile geçişin daha kolay olmasını sağlar. Bugün dünyada en uzun ömürlü şirket biliyor musunuz? 42. nesil işin başında. 578 yılında kurulmuş bir Japon Kongo Gumi diye bir inşaat şirketi. Katedraller inşa eden. Sonra ikinci büyük uzun ömürlü şirket 48. nesil iş başında Hoshi isimli otelcilik hancılık şirketi, o da Japon. Dikkat ederseniz Japon adamın disiplinine kurallara uyan insanlar. Geçenlerde konuştuğumuz konularda aynı cümleyi bir daha kuracağım. Ekonomi çıktıdır, girdisi felsefedir. Evet. Uzak Doğu felsefesi önemli bir hadise ve bu aile anayasası, az evvel üstadımızın bahsettiği konu da zaten bu felsefeyi yerleştirmek adına yapılan şey. Çünkü kurumsal yönetim bir felsefe değişikliği, yönetim ve bir felsefe anlayışının gerekliliğini ortaya koyar. Şimdi kurumsal yönetimin yararları, birincisi şirketin değerini artırır. Çok önemli bir olay. Şirketin finansal kaynaklara ulaşması daha kolay olur. Finansal maliyeti daha ucuz olur. Biliyorsunuz Basel kriterlerine göre şirketin almış olduğu kredilerde uygulanacak faiz bilançosunun güzelliğine göre değişiyor. Evet. Daha kötü bilançosu olan şirkette %15 ise daha iyi bilançosu olan şirkette %12 olabiliyor faiz oranı. Ve önemli olan bir konu daha var bizde. Bugüne kadar bizim birçok insanımız şirketlerini ekmek teknesidir, sadece para kazanan yer olarak gördü. Hep öyle görmekte hali hazırda. Ama hiçbir zaman onun da bir mal olduğunu düşünmüyor. Evet. Bakın bugün bir insan genellikle bir ev, bir dükkan alıp bunu daha sonra kiraya verip gelir getirmeyi düşünür değil mi? Evet. Ama en azından almış olduğu gayrimenkulün bir değerinin artmasını da ister. Şirketler de aynı bunun gibi. Şirketiniz çalışır, para kazanır ama değerinin artması da belli bir zaman sonra belli bir değere gelir, artı satarsınız şirketinizi.
Ve burada aslında kurumsallaşmanın sonucudur. Kurumsallaşmayan şirketin değeri artmaz. Bu zaten şöyle, marka değerinin doğması da, biz ülkemizde kurallara uymayan bir toplumuz. Ben bununla ilgili çok makaleler de yazdım. Ülkemizde kurallar diye bir ders olmalı diyorum ben. Muhakkak ilkokuldan başlamalı, ilkokul, ortaokulda kurallar dersi olmalı. Çünkü hiçbir şekilde kurallara uymuyoruz. Türkiye'nin en iyi üniversitesini bitiren kişi dahi park edilmez levhasının altına arabasını bırakıyor, kayboluyor. Maalesef. Daha sonra o kişinin arabasını çektikleri zaman da hemen bir torpil bulup arabayı kurtarmışlar. Ya benim arabamı nasıl çekersiniz, biliyor musunuz ben kimim? Evet. Geliyor iş. Evet. Ve bu şekilde kurallara uymayan bir toplum, daha sonra dediğiniz konular o kadar önemli ki, firmalar aslında bir marka değeri yaratıyor ama bunun farkında da olmayanlar var. İşte firmasını açmış, yeter ki ekmek tekmesi belli bir miktar para kazanayım, çoluk çocuğumu okutayım, bu bana yeter. Evet. Bu çoluk çocuğun okuduktan sonra peki ne yapacak? İşte oradan sonra da problemler bitmiyor. Oradan da bir devam edelim yine. Evet. Biz buna yazılı ve yazısız kurallar bütünü diyoruz. Yani şirketin anayasası ya da kurumsallaşma yazılı ve yazısız kurallar bütünü. Bu kurallar bütünü ne işe yarıyor? Gerçekten kurumsallaşma tamamıyla bu kurallarla sağlanıyor. Firmalar çok güçlü bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Krizlere karşı şirketin davranış biçimi ortaya çıkıyor ve krizlerin çok kolay atlatılmasına fayda sağlıyor. Ortakların aile içi ilişkilerinin korunmasına yardımcı oluyor. Kuralları belirler, firmaların keyfi yönetilmesine engel oluyor. Yine şirket yaşamının, şirketin ömrünün daha uzun olmasına sebep oluyor. Üstad söyledi, Japonya'da 500 küsur yıllık şirket var. Türkiye'deki iki tane bilinen en eski şirketin ömrü 140 yıllık, 150 yıllık. İstanbul'da iki küçük ölçekli firma. Bilinen. Sevgili Sebet, 500 yılda kurulmuş. 1400 yıllık. Evet. 1400 yıllık. Evet. Yani ben de 500'lü yıllarda kuruldu. Evet. Şimdi burada hep öncelik kişiler değil, ortaklar değil, şirket ön plana çıkıyor. Bunun şimdi önemli olan şirket. Şöyle mikro olarak baktığınızda makro olarak ülke ekonomisine katkısına da bakmak lazım. Yani tamam, bu kişi kazandı, kendisini ilgilendirir şeklinde de bakmamız lazım. Evet. Bir de ülke ekonomisine bu firmaların büyüdükçe katacağı değerler nelerdi? Onlara bir bakmak lazım. Şimdi efendim, zaten bir firma kurumsallaşır ve kurumsal yönetime dönerse birincisi rekabet gücü artar. Rekabet gücü artan firmalarla ülkenin rekabet gücü artar. Bu önemli bir boyut. Bir diğer hadise, uzun ömürlü olacağı için yaratacağı katma değer nedeniyle sürekli devletin gelir kaynağı artar. Daha rahat olur devlet için, önemli bir. Bir diğer hadise, istihdam yaratacaktır düzenli olarak. İstikrar yaratacaktır özellikle. Ve o ülkenin bir değerini oluşturacaktır. Ve bunun ötesinde sosyal barışa katkıda bulunacaktır. Bakın, kurumsallaşmış ve kurumsal yönetim uygulayan bir firmada çalışanlar kendilerini o şirkete ait olarak hissederler. Çünkü onların fikirleri sorulmaktadır. Karar organlarına yer almaktadırlar. Ne yapacağız diyerekten fikirleri sorulmaktadır. Ve o taşın altına onları da eline sokmaktadırlar. Bu nedenle de o şirkete karşı güvenleri vardır. Ben bu şirketten ayrılmayacağım. Burası benim için yarın için önemli bir gelecek vaat ediyor derler. Bir diğer hadise, o şirkette çalışanlar kendi aralarında bir çelişkiye düşmezler. Kurumsal olmayan firmalarda bugün hepimiz açık yürekli ifade edelim ki mutlaka patronların antenleri vardır. Mutlaka onlara laf getiren, götüren insanlar vardır. Ama kurumsal firmalarda böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla çalışanlar arasında barış söz konusudur. Bütün bunlara baktığımızda hatta bu kurumsal firmaların, kurumsal yönetim uygulayan firmaların satıcıları, müşterileri arasındaki ilişkileri bile güven vermişlerdir. Çünkü kamuya güven verir. Bugün biliyorsunuz dünyada rekabetçiliğin en önemli gereklerinden bir tanesi güvendir, şeffaflıktır. Az evvel bahsettiğimiz konu. Ülkemizde mesela son dönemlerde ticarette küçük diyebileceğimiz firmalarda, orta ölçeklerde çok fazla yaşanmıyor, bu küçüklerde yaşanıyor. Yani mesela çek dahi, senet çek karşılığı olmayacak endişesiyle güven arz etmiyor karşı taraf için. Maalesef. Bana nakit olarak para ver diyor. Özellikle bazı sektörlerde aldığınız çeki götürüp işte bankaya karşılığında kredi almaya korkar oldunuz. Firmalarla konuşuyorum. Özgür diyorlar,
mal satıyoruz, çek alıyoruz, karşılığında kredi alıp giderlerimizi karşılıyoruz. Evet. Daha sonra telefon geliyor bankadan, bu çek ödenmedi. Ben diyor bu parayı nereden bulacağım diyor. Malımı da satmışım. Evet. Mal da gitmiş, stoğumda mal da kalmamış. Şimdi karşı tarafın peşine düşüyoruz diyor, davalık oluyoruz. Bir de bu para cebimize de girmemiş oluyor ama çek olarak da verildiği için biz çıkıyor. Peşin peşin vergisini de KDV'sini de ödüyoruz diyor. Daha sonra iş bittikten sonra da bir yıl sen bununla ilgili dava aç. Bir şüpheli bir ticaret haline getir. Ticari alacak haline getir. Ertesi yıl da KDV'sini unut. Sadece vergisinden, devletten vergisini geri al. Evet. Küllüm böyle bir zarar. Aslında insanların kurallı olması, disiplinsiz olması, ticaret kuralları olmaması daha sonraki işte toplumda hepsi birbirine endeksli ödeme sıkıntıları başlayınca çorap söküğü gibi herkese de bu yansıtılıyor. Bizde KOBİ'ler ve aile şirketleri nasıl kuruluyor biliyorsunuz Özgür Bey. Yani ömür süreci ne kadar olduğu da ortada maalesef. Evet. Ülkede yaşıyoruz. Şimdi ne oluyor? Genelde insanlar birbirini tanıyan kişiler bir araya geliyor. Hadi şu işi yapalım. Ya da birileri tanıştırılıyor. Veya aile, baba çocukların geleceği ve kendi geleceğiyle ilgili ben şu işi yapayım, bu şirketi kurayım diye yola çıkıyor. Evet. Şimdi güçlerin birleştirilmesi, proje, plan ve bütçe yapılması ticari hayatta o kadar önemli ki bu şirketlerin ömürlerini bu bakış açısı belirliyor biraz da. Şimdi biz Türkiye'de işletmelerin %95'i KOBİ ve KOBİ altı firmalar. Evet. Şimdi bu firmaların nasıl bir araya geldiğini hepimiz biliyoruz. Eğer süreç içerisinde şansı yaver giderse firma büyüyor. Bir şekilde hakim firma oluyor. Piyasaya istediği gibi yön verebiliyor. Ama imalatları yapıyor, ihracatları yapıyor. Para kazanması söz konusu. Evet. Ticari hayatını geliştiriyor. Bununla birlikte ekonomik ve yönetimsel sorunlar da beraberinde büyüyor aslında. Eğer gerçekten kurumsal bir yapıyla kurulup kurumsal bir yapıyla işlemiyorsa, bir anayasası yoksa, bir yazılı kurallar dahilinde faaliyet göstermiyorsa, kişilere bağlı bir firmaysa, sisteme bağlı değil, kişilere bağlı bir firmaysa, işte yönetimsel sorunlar ortaya çıkmaya başladığında da sorunlar başlıyor. Ne yapıyor? Şirkette kuşak değişikliği. Baba ya da şirketin sahibi ya da yöneticisi vefat ediyor. Eğer kural yoksa, o şirketin verdiği taahhütler var, çalışanları var, devlete borcu var, alacakları var. Bunları kim takip edecek, nasıl takip edecek? Bir de Türkiye'de küçük ölçekli firmalar devlete tam olarak bildirimde yapmamayı tercih ediyor. Evet. Yani kayıt dışı sorunu. Kayıt dışı maalesef, sorunu zaten maalesef. Türkiye'de kayıt dışı çok maalesef. Yüksek oranda. Devlet de bunu biliyor. Yani. Bunu çözmek için de bir çaba da sarf ediyor. Bu kayıt dışılığın bu kadar yüksek olduğu ortamlarda aslında işte bir kişi hayatını kaybediyor. Aslında kayıt dışı bir ticaret var. Daha sonraki gelen kişi masaya oturuyor. Şu bir bilgileri, mizandır, bilançodur, şu firmanın durumudur. Evet. Ama aslında orada yazdığı gibi değil. Tabii gerçeği yansıtmıyor. Çünkü onlar gerçeği piyasa, yansıtmıyor. Piyasa acımasız. Mal satmış, faturasını kesmemiş. Evet. Müşteriye açıktan mal vermiş. Gelen kişi bunu bilmiyor olabilir. Evet. Evet. Nitekim çok karşılaşılan bir olay. Aslında az önce kurumsallaşmanın devletin yararlarını sayarken denetim kolaylığını söylemeyi unuttuk. Bakın kurumsal tabii, bu aslında ortaya çıkmış kolaydır. Oluyor. Tabii çok kolaydır. Kurumsal firmanın denetimi ister firma sahibi açısından isterse devlet açısından çok kolaydır. Daha belirgindir. Aslında bu kurumsal yönetim uygulayan firmalarda iç kontrol sisteminin kurulması orada yani sadece hesapların doğru olup olmadığını bakmaktan öte yapılan işlemlerin, operasyonların daha evvelden belirlenmiş kurallara uygun olup olmadığını araştırır. Verimli olup olmadığını araştırır. İşletmenin kendi prensipleri ve devletin kurallarına olup olmadığını araştırır. Her halükarda iş kontrol sistemi bu nedenle yeni ticaret yasasının getirdiği bağımsız denetim sistemine çok kolay bir hizmet eden bir altyapı hazırlar. Şu anda baktığımızda ülkemizde teknolojiyle beraber devlet de artık çok kalifiye personel yetiştiriyor. Evet. Eskiden baktığımızda denetimlerde
Sadece bakarlardı işte, olmayan işte naylon fatura dediğimiz bir fatura kullanmış mısın, kullanmamış mısın? Tamam, sende bir şey yok ya. Ama artık gittiğimizde üniversitelerde iyi eğitim alan gençler, genç denetmenler bakması gereken gözle bakmaya başladılar. Evet. İşte hesap planına uygun işlemler yapılmış mı? Ortaklara borç var mı? Ortaklardan alacak var mı? Stokta bir sorun var mı? Senin kasanda fazla para gözüküyor. Bu nerede? Bununla ilgili faiz işlettin mi? Olması gerektiği gibi evet. İncelemeler de başladı. Tamam. Şimdi firmalar da bu denetime gidince aslında gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Ya sadece şunu biliyor firmalar. Fatura kestim. Mal aldım. Bunları mali müşavirime verdim. O da kayıtları girdi. Bana vergiyi söyledi. Bana da bir miktar vergi çıkardı. Kötü muhasebecidir. Vergi çıkarmayacak bir muhasebeci var mıdır? Böyle bir şey de zaten mümkün değil. Maalesef. Şimdi aslında anlattıklarımızdan şunu anlıyoruz. Sadece olayın böyle olmadığını, mükelleflerin, ticaretle uğraşan kişilerin biraz daha geniş olaya bakması gerektiklerini buradan çok net bir şekilde sizin ifadelerinizde anlıyoruz. Firmalarını nasıl büyütecekler? Daha sonra çoluk çocuğuna bu firmalar, hatta torunlarına, torunlarının çocuklarına bu firmalar nasıl kalabilir? Evet. Mali müşavirleriyle sadece evraklarını verip KDV vergi hesaplaması dışında neleri konuşması gerektiğini aslında biz burada konuşuyoruz. Vergi bir sonuçtur Özgür Bey. Vergi bir sonuçtur. Önemli olan şirketin faaliyeti. Evet. Şirket bu faaliyet sonucunda kâr da elde edebilir. Ama çeşitli istisnaları vardır. Evet. Vergi de ödemeyebilir. Evet. Ama önemli olan şirketin faaliyeti. Bu şirketin faaliyetini doğru yapıyor muyuz? Bu şirketin faaliyeti piyasa koşullarında, ticaret kanunu karşısında ya da büyüme ya da gelişme, yatırım sonucunu alabiliyor muyuz? Yani ekonomik olarak zarar mı görüyoruz yoksa firmayı geliştiriyor muyuz? Akrabalarla şirket kurduk. Bu şirket akrabalık ilişkilerimizi bozdu mu? Daha da mı büyüttük? Ya da sermayemizi kaybettik mi? Büyüttük mü? Bunların hepsi işte kurumsal yönetimle, şirket anayasalarıyla, şirketin genel kabul görmüş kuralları bir bütçe disiplini içerisinde takip etmesiyle ortaya çıkar. Eğer siz dünya kadar mal satabilirsiniz, para da kazanabilirsiniz. Tahsilatınızı yapamadıktan sonra verginizi nasıl ödeyeceksiniz? Borçlarınızı nasıl ödeyeceksiniz? Evet. Bu önemli tek başına, mal tabii, satmak tabii, da değil. Tabii. İşte tabii. Yani bunu bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. İşte bütçe dediğimiz konu bir bütün işletmenin finansal yapısıyla ilgili, hem gelir anlamında hem gider anlamında, bölüm bölüm, alan alan, her şeyin bütçelenmesi çok önemli. Hı hı. Biz eğer şirketlerimizi bu bütçe disiplini dahilinde büyümesini planlayabiliyorsak, kriz yönetimini planlayabiliyorsak, bu şirketler bu krizleri çok rahat aşarlar. Şu anda biz 2017 yılında, işte Kasım Bey'le geçen programımızda yine konuşmuştuk. 2017 yılı ülke ekonomisinin ilerleyen aylarda iyi olmayacağı ya da iyi olmayabilir soru işaretini doğurduğu bir ay oldu. İşte dövizde inanılmaz yükselmeler. Şimdi bakıyoruz, böyle bir durumda firmaların acil alması gereken önlemler var mıdır? Yani bu konularda da biraz sohbet edelim. Yani ne dersiniz? Mesela siz de yıllardır mali müşavirlik mesleğini yapıyorsunuz. Mali müşavirlikte şunu da söyleyelim. Mali müşavirlerde son dönemlerde nasıl denetmenler kendilerini çok geliştirdi. Mali müşavirler de inanılmaz kendisini geliştirdi. Bu konularda bizi izleyen işletmelerin mali müşavirlerinden bu bilgileri de alması gerekiyor ama ücret karşılığında. Evet. Bunu unutmamaları gerekiyor. Bu bir meslek. Profesyonel bir meslek. Bir şeyleri sorup da işte gel bakalım bana şunu anlat, bunu anlat, şunu anlat değil. Biz kurumsallaşmaya karar verdik. Bu konuda neler yapılacağını çıkart, bize bir maliyet çıkart, bize bir zaman ayır ve biz bu işlerde başlayalım demesi gerekiyor. Çünkü işletmeler bunu biraz yanlış anlıyorlar. Bunu gözlemliyorum. Benim mali müşavirim her işi yapar. Karşılığında da ücret alırken de ne iş yaptı ki olur. Evet. Bu nedenle de daha böyle olaya da firmaların da daha profesyonelce bakması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi üniversitelerde alınan
eğitimler ve kendisini meslekte yetiştiren mali müşavirler de bu konulara artık hakimler. Tabii bizde uzmanlık alanları gelişmeye başladı. Gelişmeye başladı. Son dönemlerde görüyoruz. Hem mali müşavirlik yapıp hem işte finans danışmanlığı hem yatırım danışmanlığı hepsini birden yapmak çok kolay değil. Tabii herkes ki uzmanlık alanında. Üstad şirket danışmanlıklarıyla çalışıyor. Ben mali müşavirlik yapıyorum. Siz sosyal güvenlik uzmanı olarak ana faaliyet kolunuz. Şimdi uzmanlık alanları neyse arkadaşlarımızın uzmanlık alanlarından yararlanılması önemlidir. Bir firmanın birden fazla mali müşaviri olabilir. Birden fazla danışmanı olabilir. Ama az önce söylediğiniz konuya bağlarsak 2017 yılı çok kolay geçmeyecek. Evet. Öyle ama gözüküyor değil mi? 2017 bir seçim takvimi, bir referandum söz konusu. Acaba bir seçim meclisin yenilenmesi gündeme gelebilir mi? Bunlar tabii ülkede yatırımların geri bırakılmasına sebep oluyor. Yani biz gerçekten teknoloji üreten bir ülke hala olamadık. Teknoloji üretemiyoruz, aramallarla uğraşıyoruz, ithalatımız hep yüksek ve bu yüzden de dövize bağlı borçlarımız gerçekten firmaları sıkıntıya sokmaya başladı. Önümüzdeki süreçte bunun iyi planlanması gerekiyor ve gerçekten uzmanlardan destek almak gerekiyor. Başlarken söylemiştim, işçi çıkarmakla, küçülmekle krizler atlatılmaz. Evet, tedbirler alınacaktır. Bunlar alınması gereken tedbirlerse alınacak. Ama bize profesyonel anlamda bu danışmanlığı yapacak firmalardan, kişilerden danışmanlık ve destek almamız gerekir. Çok kolay olmayacak. Çünkü peki şimdi bu anayasa da çok önemli. Şimdi anayasanın o hal döneminde biz anayasayı değiştirmeye çalışıyoruz. Bu dönemde işte işin içinde olan bir ekonomist olarak size sorayım. Bu dönemde bu yapılan hamleler, referanduma gitmesi, referandumdan evet ya da hayırın çıkması bize bir ekonomide bir yarar sağlar mı? Şimdi bir kere Türkiye'de bu tür hareketlerin yatırımcıyı rahatsız ettiğini, yatırımcıyı korkuttuğunu, gelecekle ilgili planlama yapma noktasında yatırımcıların çok atak davranmadıklarını görüyoruz. Yani siz belirsiz bir ortamda, para çok hassas bir şeydir, sermaye çok hassas bir yapıdır. İstikrarın olmadığı, huzurun olmadığı, savaşın olduğu, belirsizliklerin olduğu bir yerde kim gelip yatırım yapar? Ben sermaye sahibi olarak yapmak istemem. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyorum. Savaş da yok mu olacak? Ya da hükümet değişecek, kararlar değişecek, yatırım kararları değişecek. Acaba ben bir avantaj mı, dezavantaj mı yaşıyorum? Bunların çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Bu sebeple bir an önce bu seçim atmosferinden ve gerginlikten uzaklaşıp Türkiye'nin normal rayında yaşamına devam etmesi gerekir. Evet, siyasi tercihler değişebilir, meclisin yapısı değişebilir ama en önemli konu, en önemli insanların özgürlükleri ve özgürce yatırım yapmaları, insanların çalışma hayatında güven içerisinde yaşamaları ve çalışma barışının olduğu, gelecek endişesinin olmadığı, geçiş döneminin bir an önce tamamlandığı bir Türkiye olması hepimizin özlemi. Evet, ben de katılıyorum size de. Sizden de aynı konuyla ilgili görüşlerinizi alayım. Hem ekonomi anlamında bu şimdi başkanlıkla ilgili artık çok konuşuluyor ülkede. Konuşulması da gerekiyor aslında bilen kişiler olarak. Bizim de yorum yapmamız gerekiyor. Çünkü vatandaşla bizden hiçbir şey bilmeyen kişi şöyle bir algı var sanki ülkede. Başkanlık sistemi gelecek. Ertesi gün hiç kimse elektrik faturası ödemeyecek. Doğalgaz ödemeyecek. İş hayatında işte vergi olmayacak. Ya yani her şey aynı devam edecek. Evet. Ya yani bunların bu sistemsel bir krizi çözecek, hemen çözecek bir durumun olmadığını, biz gerçekle referandumda evet ya da hayır sonrasında ayrıca gerçeklerle karşı karşıya kalacağımızı da vatandaşın bilmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sevgili Özgür, şöyle ifade edelim. Az önce kurumsal yönetim ve kurumsallaşmadan bahsettik. Hatta bunun bir anlayış, bir felsefe, yönetim felsefesi olduğunu değindik. Eğer insanların yönetim felsefesi değişmezse hangi rejimde, cumhuriyet rejimi, krallık rejimi, monarşi rejimi veya faşizm veya komünizm veya sosyalizm nerede olsa olsun kurumsal yönetime sahip değilse ve kurumsal yönetim prensiplerine uymuyorsa hiçbir şey değişmez. Yani yönetim olarak insanların şirketinin yönetmesi anlamında belirli bir kuralları, belirli bir sistemi olması lazım. Tabii
bu rejimin değişmesi bir anda elektrik faturasını ödeme ortadan kaldırmaz. Elbette değil. Bunlar tabii belki de kasıtlı olarak insanlara yayılan bir şeyler olabilir. Yani siyasi neden veya belli oyunun kurallarını oynarken riayet etmemek şeklinde davranışlar olabilir. Ama her halükarda şu önemli, rejimin o veya bu şekilde olması veya değişmesi veya değişmemesi sizin yönetim anlayışınız değişmedikçe size ilave bir şey katmaz. Her halükarda hep şunu söylüyoruz işte. 2006, 2007, 2008 yıllarında bence Türkiye Cumhuriyeti'nde altın harflerle yazılacak yıllar. Evet. Neden? Herkesin ağzında ne vardı? Özgürlükler vardı. Daha fazla özgürlük, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi denildiği için yatırımcı da rahattı, insanlar da geliyordu. Şunu görüyoruz, özgürlüğün olmadığı hiçbir yerde para da olmaz, yatırım da olmaz, iş de olmaz, istihdam da olmaz, insanlar mutlu da olmaz. Ben bir araştırma ile ilgili bir paylaşım yaptım. Ülkeler arasında araştırmalar yapılmış. İşte ülkelerde başkanlıkla yönetilen ülkeler ve parlamenter sistemle yönetilen ülkelere bakıldığı zaman başkanlıkla yönetilen ülkelerde yıllık izinler daha az. İşçiler daha çok çalışıyor ama daha az para kazanıyor. Parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde işçilerin hakları daha fazla, daha fazla tatil yapabiliyorlar. Daha az çalışmalara rağmen kişi başı gelirleri daha fazla. Bu nedenle olayı böyle biraz daha objektif ve net kuralların, ekonomik kurallarının değiştirilemez olduğunu da bilerek yorum şunu yapmak lazım. İstiyorum özellikle. 2003 yılında bizim ülkemizde 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırımlar yasası çıktı. Evet. Ve bu yasadan sonra inanın Türkiye'den yabancı yatırım sayısı arttı. 2010 yılına gelene kadar Türkiye ciddi anlamda yabancı yatırım, dış kaynak yatırımı aldı. Evet. Ama 2010'dan bu yana pek yok artık. Evet. Şunu ifade etmek gerekir ki açık yüreklilikle. Bugün Türkiye'nin yatırımları %22'ye ihtiyacı var. %22 evet. Milli gelir. Ama tasarruf oranı %13, %14. Aradaki farkı biz daha evvel doğrudan yabancı yatırımlarla sağlama şansına sahiptik. Veya gelen borsamıza gelen sıcak paraya sahiptik. Şimdi bunlara sahip değiliz bunlar gittiği zaman. Bunlar olmaz ama bu da var. Ciddi anlamda bir sıkıntı yaratmakta. Ve bu neden nedir ki? Türkiye finansal okuryazarlıkla ilgili özellikle bir stratejik eylem planı hazırladı. Çünkü finansal okuryazarlık bir ülkenin sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişmesinin simgesi olduğu gibi tasarruf oranını arttıran da bir şeydir. Buradan hareketle yabancı yatırımların güven ortamında olabileceğini özellikle vurgulamak gerekir. Tabii ekonomide öncelik nedir? Güven. Güvenle beraber yeni iş alanlarının açılması. Evet. İş alanları demek birilerinin gidip orada çalışması, çalışan kişinin para kazanması, para kazanırken yoldan geçerken markete uğrayıp alışveriş yapması, o standların orada boşalması sonucu stand marketin yeni siparişler vermesi, toplantıda mal kalmayınca üreticiyi araması, üretici de malı yetiştirmek için yeni işçiler alıp hep beraber üretime gitmesi, hem burada istihdam açısından hem de ülkeye vergi açısından birçok dolaylı vergilerle de zaten devlet yine bu parayı toplayacak. Gelir elde edecekler. İnsanların kişi başı gelirleri yükselecek. Ama baktığımızda özellikle Atatürk'ün de çok sık vurguladığı çok önemli bir söz. Yurt içinde ve yurt dışında herkesle barış içinde yaşamalıyız. Evet. Düşmanlıklardan uzak kalıp ekonomiyi kurallarına göre ya da dünyadaki kurallara göre de ekonomi planları da yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şirketlerdeki anayasanın da aslında bizim şu anda şirketin anayasasında konuşuyoruz. Nasıl kurallar bütünü, herkes denetlenebilir, şeffaf olmalı, ortaklarına bilgiler vermeli. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında da aynı şeffaflığın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet, çok güzel bilgiler verdiniz. Evet, tabii. Programımızın da sonuna geldik. Artık arkadaşlar kapanış dedi. Son kelimenizi alalım, son sözlerinizi alalım ve programı bitirelim. Şimdi ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de gerçekten genç bir nüfus yapısı var. Avrupa'nın en genç nüfusu bizim ülkemizde. Ve donanımlı, pırıl pırıl gençlerimiz var. Evet. İnanın ben fırsat verildiği takdirde bu gençlerimize, ülkede istikrar olduğu sürece, ülkede denetim sistemi çalıştığı sürece, ülkede güvenebileceğiniz anayasal kurumlar olduğu sürece bu ülkede gelişmeme olmasını düşünemiyorum. Ülkemiz çok gelişebilir. Buna sadece fırsat vermek lazım. Devletin bu konuda
kanallarını açması gerekiyor. Hem denetim mekanizmasıyla, hem yargısıyla, hem parlamentosuyla, kanun yapma şekliyle bir an önce ülkenin istikrara kavuşup önüne bakması gerekiyor. Ve barış içerisinde yaşaması için de komşularımızla iyi ilişkilere ihtiyacımız var. Çünkü mal sattığımız bizim Doğu, Güneydoğu'da birçok ülkeyle ortadaki durum dolayısıyla piyasalar etkilenmeye başladı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kasım Bey, artık ben çok de son sözümü söyleyeyim. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün önemli bir sözü var. Yurdunu sevmek için iyi yapmakla mümkündür. Dolayısıyla işimizi iyi yaparsak, işimizin gelişmesi için çalışırsak mutlaka yurdumuzu seven insanlar olarak alacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum Kasım Çapraz ve Servet Kurya. Biz bugün programımızda ülkenin ekonomisini, mali müşavirlerini gözle yine değerlendirmeye çalıştık. Ticaret hayatında bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya Cuma saat yine 15.30'da biz bu programı yapacağız bir aksilik olmazsa. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz.